Manşete hoş geldiniz. Köşeye sıkıştıkça vahşileşecek. Evet, tahmin edin bakalım. Ama ondan önce benim yaşadığım İngiltere'de birkaç gündür çok ciddi bir sıkıntı var. Onunla başlayacağız manşete ki zaten Twitter'da ve farklı ortamlarda da bu konuda ne yorum yapacağım merak ediliyor sordular. Evet, İngiltere'deki durum bu. İngiltere'de akaryakıt istasyonları önünde uzun araç kuyrukları var. Ancak akaryakıt varsa... O istasyonda akaryakıt varsa uzun araç kuyrukları var. Bütün ülke gene, genelinde İngiltere'de %90'a varan oranda mevcut akaryakıt istasyonlarının %90'ını e, kapalı görüyoruz. Kapalı. Akaryakıt yok. Ve bu geçtiğimiz Cuma gününden beri devam ediyor. Perşembe günü başladı akşam saatlerinden itibaren Cuma, Cumartesi, Pazar e, ülkede Akaryakıt yok. Yani araçlar, e, benzini bitenler, mazotu bitenler neyse akaryakıt alamadığı gibi panikle de e, yarım depo benzini olan, dörtte bir depo benzini olan veya o günlerde e, bir seyahati olmadığı halde aman deyip e, aracının deposunu kol, doldurmaya koşanlar oldu. Ve bundan dolayı da bu da tabii tetikledi. Ve maalesef şu anda durum halen devam ediyor. Hükümet krizi çözmekte. Çaresiz. Peki neden bu kriz yaşanıyor? Bu kriz akaryakıt bittiği için değil. Bu kriz akaryakıt e, rafinelerinden, akaryakıt istasyonlarına e, taşıyacak kamyon olmamasından akaryakıtı. Çok tuhaf geliyor size değil mi? Ama öyle. Kamyon yok. Kamyon şoförü yok. Kamyon var, şoförü yok. Tam anlamıyla bir kamyon şoförü kıtlığı yaşıyor. Tır şoförü kıtlığı yaşıyor İngiltere. Ve sadece akaryakıt anlamında değil, marketlerin rafları da boşaldı. Geçtiğimiz haftadan beri durum bu. Marketlerin özellikle taze gıda reyonlarında boşalmalar var. Çünkü taze gıda sürekli bir sirkülasyon, sürekli bir lojistik takviye gerektiren bir sektör. Bilirsiniz yani birkaç günde bozuluyor gıdalar. Ondan dolayı ülke genelinde böyle tuhaf bir kriz yaşanıyor. Tuhaf. Yakışmıyor. <laughs> büyük Britanya'ya yakışmıyor yani. Ama oluyor. Ee, büyük bir çuvallama söz konusu bu manada. Ee, Brexit nedeniyle oldu bu. Diyeceksiniz ki neden kabin şoförü sıkıntısı var? Brexit nedeniyle. Şöyle ki Avrupa Birliği'nden çıktı İngiltere ve e, Ocak ayında. E, bu yılın Ocak ayında çıktı. E, fakat görüldü ki pek çok sahada bir tedbir geliştirememiş, pek çok sahada önlem almamış, pek çok sahada başına gelecekleri hesap etmemiş. Bunlardan biri de bu. Kamyon şoförlerinin büyük bir bölümü İngiltere'de vizeyle çalışanlar ve büyük bir bölümü Avrupalı. Ve onların çalışma izinleri bitince yani kamyon şoförleri ülkelerine dönünce tırları, kamyonları çalıştıracak şoför kalmadı. Kalmadığı için de gıda tedarikinde ve akaryakıt tedarikinde sorun çıktı. Yani gıda bitmiş değil, yani be, e, akaryakıt bitmiş değil. Fakat bunu e, benzin istasyonlarına, petrol station deniyor burada, oralara ve marketlere taşıyacak şoför yok. İngiltere'de 1 milyon tır şö şey, e, şoförü, kamyon şoförü ehliyeti olan kişi varmış. Bunlara celp gitti. Aman işte düşünüyorsanız gelin diye. Kim niye düşünecek? Çünkü... Ee, göçmen ihtiyacı var ülkelerin hep söylüyorum her ülkenin göç, göçmen ihtiyacı var batılı ülkelerin özellikle ve bu göçmenler ana ülkenin e, kendi vatandaşlarının dışında sektörlerde çalıştırıyorlar çalıştırılıyorlar. özellikle hizmet sektöründe daha düşük maaşlı işlerde ya da daha ağır işlerde veya beden bedenen fiziken çalışılması gereken işlerde şoförlükte bir tür böyle bir iş yani çok büyük bir vasıf gerektirmiyor o aracı kullanacak eğitimi alıyorsunuz, lisansınızı alıyorsunuz geçerli, çalışma izninizi alıyorsunuz ve nereye koştururlarsa sizi orada çalışıyorsunuz. Ben de yaptığım için biliyorum yani. Yaptım iki sene bil fiil yaptım yani. Sadece şoför ehliyeti ve bir araç gerekiyordu. Delivery, hani paket teslimi. Bununla para kazandım. iki yıl boyunca yaptım yani. En vasıfsız iş. Ee, ve bu konuda sıkıntı var Britanya'da Peki ne olacak 100.000 şoföre ihtiyaç olduğu söyleniyor şimdi bakın bu sorunlarla Britanya yeni yüzleşiyor 100.000 bin tır şoförüne ihtiyaç var ve yılbaşına kadar 5500 ila 10 bin'ini istihdam etme bir şekilde geçici vizeyle şu bu o da Avrupa'dan belki Türkiye'den istihdam etme geçici istihdam etme peşinde yani 100.000 şoför ihtiyacı var bunun 10 binini 3 aylık, 4 aylık geçici çalışma vizeleriyle istihdam etme derdine düştü şu anda ülke. Büyük bir kriz var. Şu anda halen içinde yaşadığımız bir şey kendi içimizde de yaşıyoruz. Ben tanıdıklarım acaba arabamızın deposunu ne zaman doldururuz veya dolduramayacağımız günler kapıda mı falan diye böyle tuhaf bir şey var. Ülke hesapsız bir şekilde Avrupa Birliği'nden çıkınca ki esasen herkes hesap edildiğini düşünüyordu ama öyle oldu ortaya çıktı. 2016 Haziran ayında Brexit referandumu yapıldı. Sene 2021 Eylül. Neredeyse 5,5 sene geçmiş. Gerçekten Büyük Britanya'ya yakışmıyor. Bin yıllık bir devlete, bin yıllık hukuku olan Magna Carta'nın ülkesine 1215 ilk toplumsal sözleşme diye bilinir. Anayasa hatta. Yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Ben de diyecek kelime bulamıyorum. Böyle bir şey efendim. Yani akaryakıt var, gıda var ve bunu son tüketiciyle buluşturamayan bir hükümet var. Evet. Boris Johnson hükümeti gerçekten bundan sonraki seçimde ne yapacak bilemiyorum. Ama işi bayağı zor. Yani öyle görülüyor. Bakın bütün manşetlerde de bu var. Daily Express demiş ki yani şoförleri suçlamayın. Brexit'ten dolayı bu oldu. Aynı şekilde yani. Bu da e, Daily Mirror'ın e, manşeti. Savaş yeri. Evet. Daily Star her yerde hem dalga geçiyorlar hükümetle hem de işte uzun araç kuyruklarını görüyor musunuz? Bütün gazetelerin kapaklarında bugün petrol krizi. Guardian diyor ki yani asker göreve çağrılabilir. Hemen aklınıza kötü kötü şeyler gelmesin. Yani artık o kadar şey bitti ki ordu göreve davet edilebilir ki yani şu işi çözün. Yani bir şekilde şey krizi var. Akaryakıt krizi var. Gıda krizi var. Ve ordu bir şekilde araç gereci ve insanıyla devreye girsin. Yani mevcut şeylerle imkanlarla çözemiyoruz. Gardiyan'ın manşeti bugün. Evet. Durum bu. Bir diğer e, konu e, bu evet. Almanya'da başbakan adaylarının son televizyon e, konuşmasında çekilmiş bir kare. Almanya'da seçimler oldu. E, mutlaka Almanya'da yaşayan ve Almanya'yı takip eden, yakından takip eden e, insanları lütfen izleyin. E, Savaş Genç var. E, kendi YouTube kanalında seçimleri yorumluyor, Twitter'da yorumluyor takip edin. Başka meslektaşlarımız da var. Can Dündar da yeni bir yorum koymuş YouTube'a gayet başarılı seçimi analiz eden. Lütfen onları takip edin. Çünkü onlar Almanya'da yaşıyorlar ve haftalardır, yani yıllardır Almanya'da yaşıyorlar ve orada ne, ne olup bittiğini biliyorlar. Ve Türkçe ifade etme anlamında bu gazetecileri ve benzer isimleri takip etmenizde yarar var. Söyleyebileceğim şey şu, İngiltere'den Almanya seçimleri hakkında hakem kesecek değilim. Güç dengeleri değişmiş durumda takip ettiğim kadarıyla. Sosyal demokratlar seçimden önce %15'ler civarında tahmin edilirken %25'ler civarında oyla ki oylar henüz kesinleşmedi sayım. Birinci parti oldu. Hristiyan Birlik Partileri tarihi bir düşüşle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa Angela Merkel'in partisi Hristiyan Birlik Partileri ilk defa %30'un altına düştüğü ifade ediliyor. Almanya'da e, sosyal demokratlar birinci parti muhtemelen e, yeşillerle ve e, liberallerle bir e, hükümet kuracaklar. Büyük koalisyondan da bahsediliyor. Yani sosyal demokratlarla Hristiyan Birlik e, partilerinin kurabileceği ama e, Noel'e kadar, Christmas'a kadar, yani yılbaşına kadar, yılbaşı tatiline kadar şu 3-4 aylık süre zarfında bu koalisyonun kurulacağı. O koalisyon kurulana kadar da Angela Merkel'in Başbakanlığa devam edeceği ifade ediliyor. Seçimden önce 3 seçim gecesi de bir liderler açık oturumu, başbakan adaylarının açık oturumu yapıldı. Bu karede oradan yani öyle bir noktada ki Almanya bütün yarışan liderler birlikte tartışabilme cesareti gösterebildiği gibi şen şakrak görüldüğü gibi yayından sonra da böyle şakalaşıyorlar. Seçim gecesi de sonuçlar aşağı yukarı belli olduktan sonra veya rengi belli olduktan sonra seçimin çıkıyorlar ve bu sonuçlarla bu sonuçlar nasıl yorumlanmalı, koalisyon nasıl kurulabilir bunu tartışıyorlar. Son derece olgun bir demokratik havada gidilen ve seçim sistemi itibariyle de alıp incelenmesi gereken bir seçim, Almanya seçimi dikkatle takip ediyoruz efendim. Evet. O arada İngiltere'de şoför krizi Türkiye basınında gayet objektif e, görülüyor. E, İngiltere'de şoför krizi, Londra'da benzin yok, raflar boşaldı. Brexit'li Avrupalı işçiler ülkelerine geri dönünce İngiltere tarihinin en büyük lojistik kriziyle karşı karşıya kaldı diye. Gerçekten doğru bir haber yapılmış. Bu gazete hangi gazete biliyor musunuz? Yeni Şafak. Yani yurt dışındaki gelişmeleri bazen bu kadar güzel, doğru, ele alıyorlar. önün arkasını falan ve on, o, olduğu gibi veriyorlar. Ama kendi ülkeleri söz konusu olduğunda işte görüyorsunuz. Fahiş fiyat bilmem ne lobisi falan. Şimdi bu yeni e, şafağın sahibi kim? Albayrak. E, Albayrak Holding e, saray ve yandaşları hariç herkesin geçim derdinde olduğu ülkede aldığı ihalelerle çarklarını döndürüyor. Holding kamudan son 11 yılda 7 milyar TL'lik 437 ihale almış yeni şafağın patronu Albayraklar. Bir gün gazetesinin manşeti bu. E tabi şimdi kamudan böyle bir ihale alırsanız kendi ülkenizdeki gerçekleri çarpıtır. İngiltere'deki gerçekleri birebir yazarsınız. Yani esersen Türkiye'de gazetecilik yapılmıyor değil yapılmak istenmiyor. Yoksa herkes gazeteciliği nasıl yapılacağını çok iyi biliyor. Mesela bir başka örnek Dünya Gazetesi'nden bu. TL mevduat. TL, ya bir kere orada çok tecrübeli isimler çalışıyor. Dünya Gazetesi eski bir gazete herhalde 40 yıllık bir gazete. Belki daha eski bilmiyorum. Yani Nezih Demirkent'in kurucusu kemikleri sızlamıştır herhalde. Yani Allah aşkına yani bu Türk böyle bir Türkçe yok. TL mevduat tutan negatif getiride kaldı. Negatif getiri ne ya? Mevduat yani TL TL mevduatındaki banka modisi zarar etti yani. Haber bu esasen. Mevduatını TL'de tutan zarar etti. Haber bu başlık bu. Ben ekonomi gazetecisi değilim ama böyle atılır bu. Negatif getiri. İnanılmaz. Bir başka muhalif basın örneği. Sözcü. Cezaevindeki FETÖ'cülerin ailelerine süt dağıtımı adıyla para yardımı yapmışlar. Bak sen. 43 şüpheliden bazıları Cezaevindeki örgüt üyelerinin aileleri için para toplayarak süt dağıtımı adı altında yardım yaptıkları, ev kiralayıp örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verdikleri belirlenmiş. İçeridekiler örgüt üyesi. Hadi tamam aldık bunu kabul ettik. Peki dışarıda onların ailelerine dönük bir dayanışma söz konusu olamaz mı? Onlara yardım yapılamaz mı? Bunu en başta devletin yapması lazım. İlla bir hayırsever birilerinin toplanıp da ya bak bunlar açta açıkta mı ne yapalım işte çocuklarına eğitim verelim veya da işte ya bakalım mutfaklarında acaba bir eksik var mı? Devletin destek vermesi lazım. Ama başka cezaevi de yakın olanlar aileler söz konusu olduğunda işte cezaevi de ailesi bulunan veya yakınları bulunanlarla dayanışma derler söz konusu bu olunca dışarıdakiyle içeridekiyle e, topyekün hepsiyle mücadele edelim. Yuh sana Sözcü Gazetesi. Puh sana yani. Sonra da böyle bugün manşetten ağlıyor. Keyfi cezalarla Sözcü'yü susturmaya çalışıyorlar. Ne diyeyim ben sana? <laughs> keyfi soruşturmalarla cezaevinde yakını olan cemaatçilere operasyon yapılırken, keyfi operasyonlar yapılırken böyle alkışlıyorsun. Sonra kendisi söz konusu olduğunda beni susturmaya çalışıyorlar. Senin bir yeni şafaktan, sabahtan, akşamdan farkın yok ki. Yani içinde 3-5 tane Atatürkçü, solcu veya demokrat yazar varsa kendi gazetesine ya bir dakika ne yapıyorsunuz demesi lazım. Metin Yılmaz genel yayın yönetmeni. Ya bir dakika Metin efendi ya falan demesi lazım. Diyorlar mı acaba? Sözcü grubu, kork e Korkusuz grubu. Umarım diyorlardır. Ve bunlar haber oluyor. TR724'ün Twitter hesabından okuyorum. Hukukçu Profesör Doktor Hüseyin Hatemi demiş ki hükümlü yakınlarına yardım suç değildir. Sabahları güneş doğar, akşamları güneş batar, su içmek faydalıdır, su için. Yemek yemezseniz ölürsünüz. Bunun gibi şeyler yani doğa kaideleri. Hükümlü yakınlarına yani, yani bunu bir hukukçunun, bunu bir profesör doktorunun, bunu bir Hüseyin Hatemi'nin söylemesi mi gerekiyor? Hükümlü yakınlarına yardım suç değildir diye. Sene 2021, tarih 27 Eylül. Ah! Oh. Ali Babacan nihayet konuşmuş. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bir buçuk milyon teröristin olduğu bir ülkeyi düşünebiliyor musunuz? İnsanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Gücünüz postacı Ömer'e, Öğretmen Ayşe'ye, esnaf Mehmet'e, akademisyen Şeblem'e mi yetiyor? İktidarın içinden çıkmış Deva Partisi, Ali Babacan size ders olsun Sözcü Gazetesi. Başka da bir şey demiyorum. Korkusuz dedim aynı grup gazeteleri bu da korkusuzun haberi. Birinci sayfadan. Markette gramı yani ben burada eskiden Sabah Gazetesi'nde Yeni Şafak'ta akşamda falan çıkan haberleri kritik ederdim. Şimdi dikkat ediyor musunuz yani? Kendine muhalif diyen basında çıkan haberleri kritik etmeye başladım. Markette gramaj oyununa dikkat. Ya markette gramaj oyunu diye bir şey mi olur? Markette gramaj oyunu şudur yani. Eğer bir mal bu mal markette işte 100 gram olarak karşısında işte bir fiyat vardır. Tartarsın bunu 100 gram değil de 80 gram çıkar. Ya bir dakika dersin 20 gram çalıyorsun bende. Hani böyle bir şey olur. Böyle bir şey yok. Dediği şey şu. Yani Fiyatı aynı tutarak gramajı düşürmeye başlamış bazı ürünler. Yani markete gittiğinizde farklı gramajlarda aynı ürünün farklı paketlenmiş şeklini bulabilirsiniz. O gün öyle fiyatlandırılır, bugün böyle fiyatlandırılır. Ertesi gün yarı fiyatına der, bir başka gün indirim yapar, bir başka gün şey yapar. Serbest piyasadır. Pazarda fiyatlar belirlenir. Geçen hafta verdim iki kere. Burada marketler birbirlerini sen sepeti şu kadara dolduruyorsun ama ben senin yarı fiyatına sepeti dolduruyorum diye reklam yapıyorlar tüketici aynı ürünü ben yan yana iki markette iki katı farklı yani iki katına varan farklı fiyatla görüyorum. Bir ürünü bir markette 2 liraya alıyorsam bir başka markette aynı ürünü 1 liraya görüyorum. Veya farklı bir marka mesela ekmek, mesela süt, mesela ne bileyim sebze, herhangi bir sebze. Bir markette yan yana İngiltere'den bahsediyorum birinde 2 lira birinde 1 bir lira. Gidip de sen nasıl böyle bir şey yaparsın efendi diye marketçinin boğazına yapışmıyorum. Bir liralık ürünü alıyorum. İki liralık ürünü almıyorum. Yani. AKP'li Kaya, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olamazsa hep beraber kül oluruz. Evet. Hep beraber kül olursunuz da, bunu herkes biliyor, duman olursunuz, doğru. Fakat yani bu böyle bir muhalefet, böyle bir basın varken de kalırsınız siz orada, devam edersiniz. Yani bak şimdi birazdan bakacağız. İşte şeyde bile e, muhalefet yani sarı çizmeli Mehmet Ağa'mı, pembe çizmeli Mehmet Ağa'mı, kırmızı çizmeli Mehmet Ağa'mı onda karar veremediği için bu seçimi de kaybedecek. Ayrıca seçimden başka değiştirme şansınız yok bu iktidarı. Bu iktidar herhangi bir konuda bir sorumluluk kabul eden, herhangi bir konuda evet başaramadım gidiyorum diyen falan böyle bir iktidar değil. Seçim almak zorundasınız. Ama yani enteresan. Muhalefete bakıyorsunuz. Seçimi almamak için her şeyi yapıyor. Umarım akıllar başına gelir. Sevin Çağlayan paylaşmış İyi Parti kurucularından. iki Mercedes S600 Guard, Guard model makam aracının modeli bilmiyorum. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Ankara'dan New York'a nakledilmesi için 270 bin dolar harcanmış. Bu Erdoğan'ın orada bineceği arabalar. Bineceği arabaları da götürüyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla, askeri uçakla 270 bin dolara iki Mercedes'ini oraya götürüyor. Evet. İngiltere Başbakanı da Beyaz Saray'a metro ile gitti diyor. Doğru. Geçen hafta paylaşmıştık. Evet. Bunlardan insanların haberi yok. Evine ekmek götüremeyen insanların bir de böyle bir taraf var. Tuğçe Varol demiş ki işte bize bugün KJ'yi yazdıran tweet bu. Bir şey söyleyeyim mi diyor? Eğer bizim ittifakın adayı, Millet İttifakı'nı kastediyor. Kemal Kılıçdaroğlu olursa olsun derim. Parlamenter sisteme geçilebilecekse ondan Cumhurbaşkanı olur. Hem de bir Alevi Cumhurbaşkanı olsun isterim. Hayal bu ya işte. Olur da sistem başbakanlığa dönerse Mansur Yavaş de olabilir. Ama zor, söyleyeyim. Ben Tayyip Erdoğan'ın seçimle gideceği ihtimalini hala düşük görüyorum. Ya ne yapıp yapıp seçim kazanacak, ya mal mülk tehlikeye girip hapis yolları gözükecek. Bence köşeye sıkıştıkça daha da vahşileşecek. Evet bu. Çok güzel yazmış Tuğçe Hoca. Köşeye sıkıştıkça vahşileşecek. Ben de aldım bu kelimeyi aynen kullanıyorum. Önünüzde seçimle bu iktidarı değiştirmekten başka şansınız yok. O seçimde normal yollardan gidilirse, manipüle edilmezse, oylar çalınmazsa, Anadolu Ajansı gecenin akşamın bir vakti işte sonuçları şöyle veya böyle çarpıtmazsa. Bakın Almanya örneğini ezbere vermedim boşuna. Üç lider seçim sonuçları gelmeye başladıktan sonra da dördüncü kez ekrana çıkıyorlar. Üç başbakan adayı Koalisyon formülleri üzerine tartışıyorlar. Ardından da şakalaşıyorlar kendi aralarında. O fotoğraf da öyle çekilmiş. Bir daha göstereyim. Şu fotoğraf. Almanya. Üç başbakan adayının seçim gecesi tartışmadan sonra çekti, çekilen fotoğrafları. İkisi kaybetmiş, biri kazanmış gibi görünüyor ama hangisi kazandı, hangisi kaybetti derseniz muhtelif. Soldaki kazanan, o arada. Diğer ikisi değil. Evet. Bu iktidar iki seçim arasında ne yapacaksa yapıyor. O arada bu iktidarı devirme, indirme, istifa ettirme, gönderme şansınız yok. Her türlü yasayı da geçiriyor. Her türlü istediği şeyi de yapıyor. Keyfi, yargıyı ele geçirmiş, her yeri ele geçirmiş. Güvenlik güçleri elinde. E işte Sedat Peker'in Erk Acarer aracılığıyla paylaştığı Son bilgilere bakın. İçişleri Bakanı, jandarmanın başındaki jandarma genel komutanı birer uyuşturucu kuryesi gibi devletin imkanlarıyla makam araçlarında falan makam yani devletin işte limanlarında havalimanlarında şurada burada yapıyorlar. Yani nasıl yaptıklarını Binali Yıldırım ve oğlunun Süleyman Soylu ve ekibinin emniyet görevlerinin, yargı mensuplarının maceralarını okuyun. Erkaceler yazmış. Okuyun yani Cuma'da bir dizi tweet'i var. Bugün de attığı bir, tweet, bir dizi tweet var arada arada hesap sorulamıyor. Dolayısıyla bu iktidarı götürmenin yolu seçim görünüyor şu anda. Peki siz bu seçimi e, garanti almak için veya seçimi de işi şansa bırakmamak için ne yaptınız? Kabus gibi aklıma 2018 Muharrem ince geliyor. Düşünmek bile istemiyorum. Tülay Tekelioğlu demiş ki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu anketlerde Erdoğan'dan önde çıkarken niye risk alarak başka bir aday düşünülüyor? O arada HDP'nin tutum belgesi yayınlandı bugün ki bu tutum belgesi yeni bir şey değil. Geçtiğimiz sene de yayınlanmıştı. Her sene o aşağı yukarı bir tutum belgesi yayınlıyor eş genel başkanlar. Bir gün gazetesi HDP ittifaka kapılarını kapattı diye bir tweet attı. Sonra da sildi bu tweet'i. Can Dündar'ın yorumu da benzer bir şekilde oldu. HDP eş başkanları bugünkü deklarasyonla biz sadece bölgenin değil Türkiye'nin partisiyiz. Bütün sorunlara çözüm önerimiz var. Barışta martabız dedi. İttifaklarda yer almayacaklarını açıklayarak da hem polemiklerin önünü kestiler hem anahtar rolünü perçinlediler diyor farklı bir şekilde yorumlamış. Peki metinde ne var? Üçüncü paragrafta ittifak tartışmasına ilişkin şu var tutum belgesinde. Parlamento seçimleri için demokrasi ittifakı şiarıyla halklar ve barış ittifakı, kadın dayanışması ve ittifakı, ekoloji ittifakı anlayışı temelinde ortak mücadele zeminini büyütme kararlılığındayız. Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma anlayışımızın olmadığını açıkça vurguluyoruz. Bir arayışta değiliz diyor. Bizim arayışımız şudur diyor. Kararlılığımız budur diyor. Dolayısıyla bir anlamda ittifakın da elini, millet ittifakının da elini rahatlatıyor. Ama öbür taraftan da yani bizi hepten de dışlamayın. Belli alanlarda, belli stratejik noktalarda destek verilebilir diyor. Bakınız Mart 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri. Ne köprüleri atmış ne de köprü kurmuş. Neticede son derece dengeli bir açıklama yapmışlar. Bakalım iş nereye gider? Durmuş Yılmaz paylaşmış. İyi Parti'de siyaset yapıyor. Eski Merkez Bankası Başkanı muhtemelen İyi Parti iktidarında e, ekonomi e, yönetiminin e, dümeninde olacak isimlerden biri. Rövanşist olmayacağız diyorlar. Rövanşist olmayı demokrasi adına doğru bulmam. Ama yolsuzluk, hırsızlık yapana, kamu malını çalanan ne yapılacak? Görmezlikten mi gelinecek? Hayır gerekirse devri sabık yaratıp yanlış yapandan yürürlükteki hukuk çerçevesinde hesap sorulacak. Adalet demiş ki çok haklı. Ne yani bir sünger mi çekeceğiz olan bitene? Yapanın yanına yaptığı kar mı kalacak? Elini kayıp çıkacak mı? İnsanlar. Evet. Biraz evvel Sedat Peker'den bahsetmiştim. Leman'da çizmiş Sefer Selvi. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğluma istiyorum. Dur bakalım. Peker'e bir soralım. Oğlunuz rüşvetçi midir, kara paracı mıdır? O bilir. İş böyle bir noktaya geldi. Orhan Kemal Cengiz paylaşmış. Türkiye'de kaç gazeteci Azerbaycan hükümetinden para alıyor. Bunu kendilerinin şeffaf bir şekilde açıklaması gerekir demiş. İktidarın beslediği Türkiye'de gazeteciler bitti. Başka ülkelerde gazeteci bekliyormuş. Orhan, Orhan Kemal Cengiz belli ki biliyor. Bilmeden yazmaz. Ama isimlerini açık etmemiş. Evet. O arada Euronews yeni paylaşmış. Almanya'da milletvekili maaşları geçen yıl zam almayan veki, vekillerin maaşı bu yıl düşüyor. Evet, kıskan, evet, Türkiye'yi kıskanan Almanya vekil maaşları geçen yıl zamlanmamış. Bu sene de düşüyormuş. Ayrıntısını şeyden okuyabilirsiniz. Euronews'tan okuyabilirsiniz. Son getireceğim bilgi, Sevinç Özarslan'dan. Şu rezalete bakar mısınız? Aksaray'da dün 45 eğitim kurumuna 225 personelle KHK baskını yapıldı. Acaba KHK'lı öğretmen çalıştırıyorlar mı diye müdür, müdür yardımcısı, öğretmen herkesi sorguladılar. İhraç et, hapsaat, özelde çalıştırma. Bu nasıl bir soykırım demiş. Devamla Aksaray'daki öğretmen avından yeni fotoğraflar saklayın bunları bir gün insanlara yapılan kıyımlar anlatırken lazım olacak. Teşbih ettikleri KYK'lı öğretmenlere 45 TL, TL ceza kesileceğine dair bir iddia var. Umarım doğru değildir demiş. Böyle bir Türkiye efendim diyoruz ve manşeti bugünlükte noktalıyoruz. Bir başka yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.